İyi günler sayın seyircilerimiz. Meclis Başkanı Kadri Veseli bazı medya kuruluşlarında kendi ismi zikredilerek yapılan tefecilik videosuyla ilgili basın toplantısı düzenledi. Hafta boyunca isminin anıldığı bir organize suç şebekesinin videoları yayımlandı. Bu olayla ya da bu olaylara karışan kişilerle hiçbir ilgim olmadığını belirtmek isterim diyen Veseli, adalet ve güvenlik organlarının video konusunda bilgisi olduğunu ve hiçbir önlem almadıklarını söyledi. İsmimin tefecilik, aldatma ve diğer ciddi suçlardan şüphelenilen kayıt kahramanları tarafından açıklanmıştır. Bu dava ile ve bu davaya dahil olanlarla hiçbir ilgim olmadığını belirtmek istiyorum. Bu, adalet otoritelerinin de zamanında bilgisi olan klasik bir sahtekarlık ve manipülasyon örneğidir. Basın toplantısının devamında Veseli, aksinin ispatlanması halinde istifa edeceğini belirtti. Veseli, bu meseleye katılımımın tek bir göstergesi varsa istifa edeceğim, size söz veriyorum şeklinde konuştu. Veseli, bu benim ahlakım, hayati güvenim ve politikamdır. İsmimin bir tefecilik ve dolandırıcılık eyleminde kötüye kullanıldığına güvenerek söylüyorum. Gerçek ortaya çıktığında polis, adalet sistemi ya da politikanın bir parçası olup olmadıklarına bakmaksızın birileri hesap verecektir diye belirtti. Meclis Başkanı Kadri Veseli'nin düzenlediği basın toplantısında suçlu olduğu ispatlanması halinde istifa edeceğini belirtmesi ardından ilk tepki Vedven Dosya'dan geldi. Konuyla ilgili Vedven Dosya'nın resmi Facebook sayfasında yayımlanan bildiride soruşturma yolunun açılması doğrultusunda Meclis Başkanı Kadri Veseli'nin istifa etmesi isteniyor. Bildiride ayrıca Veseli'nin iktidarda kalması çabaları doğrudan doğruya demokrasi yolunda ciddi bir engeli oluşturduğuna dikkat çekiliyor. Britanya'nın Priştine Büyükelçisi Rory O'Connell, yolsuzluk ve organize suçla mücadelede Kosova adalet sistemindeki durumun düzelmesi için uluslararası müdahale edeceğini reddetti. Büyükelçisi yabancılar tarafından da olumsuz görünmesine rağmen düzeltmeleri talep edeceğini söyledi. Facebook resmi profilinden bir vatandaşın yaptığı soruya yanıt veren O'Connell, "Hayır, uluslararası müdahaleye hiç ama hiç ümit etmeyin. Kosova bağımsız devlettir. Dünyanın hiçbir yerinde yabancılar gelerek organize suç ve yolsuzluk sorunları atlatılmamıştır. Evini hiç kimse düzeltemez. Bunu kendin yapmalısın. Ancak biz düzeltmeyi aramaya devam edeceğiz çünkü organize suç Kosova'da bize zarar veriyor ve bunu kabul edemeyiz. Durumun değişmesi için hükümet ya da başka bir hükümet tarafından siyasi irade varsa ve gerçekten yolsuzlukla mücadele etmek istediklerini görürsek biz siyasetçilerin yanında oluruz" şeklinde konuştu. Bakanlar Kurulu toplantısı ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Başbakan Ramush Haradinaj bir kez daha Kosova'ya vize muafiyetinin bu yıl içerisinde sağlanacağını söyledi. Kosova'ya vize muafiyeti konusunda Başbakan sonbaharda güzel haberler alınacağını kaydetti. Başbakan, Haziran Kosova'ya vize muafiyetinin gündeme alınması için yakın bir tarih. Ancak süreç başladı ve umut ediyorum ki sonbaharda vize muafiyeti haberi gelecektir, dedi. Kosova Güvenlik Gücü'ne asker alımları başlıyor. Kosova Savunma Bakanlığı, Kosova Güvenlik Gücü'ne asker alımı için 23 Mayıs 2019 tarihi itibariyle ilan yayımlayacak. FSK'ya kabul edilenler Kosova, Türkiye, Almanya, Hırvatistan ve Kuzey Makedonya'da askeri eğitime alınacak. Kosova Güvenlik Gücü'nde asker olmak isteyenler için şu nitelikler aranacak: Kosova Cumhuriyeti vatandaşı olmak, ortaokul tamamlamış olmak, 18-21 yaşlarında olmak, fiziki kabiliyete sahip olmak, fiziksel ya da sağlık sorunu olmaması ve bir suçtan mahkum olmamak. Başvuru için ise gerekli belgeler şu şekilde: okul diploması, varsa sertifika ve teşekkür belgeleri, vatandaşlık belgesi, adli sicil belgesi, kimlik ya da pasaport fotokopisiyle 5x5 boyutlarında iki vesikalık fotoğraf. Başvuruları dikkate alınanlar yetenek testi, fiziki test, yazılı ve sözlü mülakat, tıbbi test ve eğitime tabi tutulacaklar. Ardından da atama ve itiraz süreçleri gerçekleşecek. Başvurular 13 Haziran 2019 tarihine kadar yapılabilecek.
Sayın seyircilerimiz, Osmanlı ordusu ile Balkan ordusu muharebesinde 10 Ağustos 1389 yılında şehit düşen Sultan 1. Murat Hüdavendigâr Türbesi Priştine'ye yakın Mazgit köyünde bulunuyor. Ülkemizdeki bu tarihi türbe özellikle Türkiye'den gelen ziyaretçilerin akınına uğruyor. Sultan 1. Murat Kompleksi Priştine Mitroviça yolunun 6. kilometresinde ya da Mazgit köyünde bulunmaktadır. Türbe, mezarlık ve müzeyden oluşurken kompleks kültürel, tarihi ve dini bir anıttır. Türbe gün boyunca ziyaretçilerin büyük ilgisini çekiyor. Türkiye 1958 senesinde, 1958. Neden göç ettiniz? Sırplar bizi çok sıkıştırdı. Bizim Priştine ortasında bahçemiz vardı. Bahçe aldılar, okul bahçesi yaptılar. Babam rahmetli 58 yaşında dedi ki... Kolay değil tabii. Duygulanlar yaşanıyor şu anda. Tekrar aynı toprak, eski topraklara dönmek, baba topraklarına dönmek. Siz biraz sakinleşin isterseniz, ben eşinize mikrofonu dedi uzatayım. Dedi ki evladım dedi, bize şey kalmadı, çocuklar aç kalacaklar. Gitti aldı ki, kursam. Evet. Eşiniz bayağı bir duygusal anlar yaşıyor şu anda. Ederim de hiç fazla siz beceremem. Priştineliyiz. Siz kimlerdensiniz? Deşişlerden. Geliyor musunuz sık sık Priştine'ye? Valla her sene, bu 4 sene zarfında her sene geliyoruz. İşte ziyarete geliyoruz, düğünlere geliyoruz, öyle işte. Evet. Peki Türkiye'deyken özlüyor musunuz buraları? Herhalde doğduğumuz yeri tabii ki. Doğduğumuz toprakları, eş dost akrabaları, yani herhalde özlüyorsun. Geliyoruz işte. Sultan 1. Murat 1326-1389 yılları arasında yaşamıştır. 10 Ağustos 1389 yılında 1. Kosova Savaşı, Osmanlı ordusu ile Balkan ordusu muharebesinde 1. Sultan Murat şehit edilmiştir. Osmanlı Devleti'nin 3. padişahı olan Sultan 1. Murat, Osmanlı Devleti'nin Avrupa'ya doğru kapılarını açan ilk padişahtır. Hava durumuyla bugünkü haber bültenimizi de noktalıyoruz. Yarın yeniden birlikte olmak dilekleriyle efendim. Hoşça kalın.